Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar demir artı üçler var. Önce şekline bir hakim olalım. Ve x artı neler var? Bir seri bağlı elektroliz kabı. Bak seri bağlı da şöyle olur. Kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Burası artı ya şöyle. Bakın bunu renkli yazayım da gözükmüyor sonra. Şöyle pembe yazayım. Bak şurası artı ya mesela. Şöyle. Tamam artı değil mi buranın şöyle? Artı. Artı kutup yani. Şurası da eksi. Şöyle. O zaman burası eksi ise şurası artı. Burası artıysa burası eksi kutup bak. Bu levhalar, elektrotlar kutup aynı zamanda. Bu şekilde seri bağlı bir elektroliz düzeninden bahsediyoruz. Tamam mı? Yani şurası eğer mesela buraya pilde ne diyorduk pilde? Bu artıya ne diyorduk pilde? Katot. Buraya da anot diyorduk pilde. Şuradaki pilden bahsediyorum ben şurada. Pilden bahsediyorum. Katot anot. Burada anot ne oldu? Katot oldu. Terse dönüyordu. Burası katotsa burası nedir? Anot. Burası anotsa burası katot. Burası katotsa burası anot arkadaşlar. Bu şekilde seri bağlılarda hani kafanıza oturtun böyle. Elektrotlar üzerinden kim anot, hangi elektrot anot, hangi elektrot katot? Onunla ilgili. Hani katyonlar katoda, anyonlar anota mantığı devam. Bunu temizleyelim. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin çözelti demir var. Burada da x artı n var. Demir 16,8 gram. Gramla şimdi yok. Hemen mole geçiyoruz. Eniştir m bölü ma'dan 16,8 bölü demir 56. 3 kere değil mi? 0,3. Yani 168 olsaydı 3 olacaktı. 3 kere 56, 168, 0,3 mol. 0,3 mol ne var burada? Demir. Peki demirler ne yapacak arkadaşlar? Demir artı 3'ler. Yani bu kadar demir artı açığa çıkması için 0,3 mol demir açığa çıkması. O açığa çıkan demir. Şöyle olması lazım değil mi? 3 tane elektron alıp bir tane demir yapması lazım. Yani şurası 0,3 mol ise bu 0,3 mol ise burası 0,9 mol. Bak unutma. Dikkat. Peki. Devrede dolaşan elektronu bulduk. Yani diğerinde de aynı şey olacak. Yani x artı n'ler n tane elektron alarak x'e dönüşecek. X katsayısına dönüşecek. Tamam mı? İşte şunu biliyoruz artık. Burası 0,9 mol. Devrede dolaşan elektron hepsinin aynıdır. 0,9 mol. Peki bu kaç mol? Bunu da şuradan bakın. Şunlar veriliyor bize. Dikkat edin. Eniştir m bölü ma'dan 10,8 bölü 24. Bu da 0,45 mol yapıyor. Tamam. 0,45 mol yapıyor. Yani 0,9 mol elektron, 0,45 mol x açığa çıkarıyor. O zaman 2'ye 1 kuralı. Yani bu 1 ise bu bunun 2 katı. 0,45'in 2 katı 0,9. O zaman n ne olmalı? 2 olmalı diyoruz. Hani n 2 olursa bunu sağlamış olur. 0,9'a 0,45'i sağlamış olur. Peki şuna da dokunalım. Ve çözümünden de yine bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir soru bu. Örnek bir soru, tip bir soru.